Ners Ahmet Aslan hocayla konuşmamıza devam ediyoruz söyleşimize. Bir Ömür Düşünmek adlı e, kitabı editörleri Devrim Özkan ve Buğra Kalkan olan kitaptan yola çıkarak söyleşiyi e, devam ettiriyorduk. E, şimdi kitabın önemli bir bölümüne geldik. Hocamın İzmir dönemine bir bölüm kurmak üzere Ankara'dan çıkıp buraya gelişiniz. E, şöyle sormak istiyorum soruyu. Siz e, de, bir devlet kurulurken bilgiyle kurulmaz demiştiniz. Doğru. E, peki bir bölüm kurulurken neyle kurulur? Nasıl kurulur? O da bilgiyle kurulmaz. Yani biraz tecrübeyle kurulur, biraz hukukla kurulur, biraz Hı -hı. sağduyuyla kurulur, e, biraz da arzuyla. Hı -hı. Yani, siz de bunları zaten yaptınız ama... Hı -hı. ...Ankara'dan giderken... ...daha önce bana söylediğiniz bir şey vardı, o aklıma geldi. Mübahat Hanım, Hı -hı. hocanız size demiş ki... İzmi, ...İzmir'e e, gidince... ...ne demiş, sizden alalım yani, nasıl gidiyorsunuz oraya? Şimdi tabii Mübahat Hanım, benim... E, e, ...İzmir'e... E, ...gerçekten... ...Ankara'nın havasından ki... ...berbat bir havası vardı 70'lerde... ...hava kirliliğini bahsediyorum... Evet. ...kaçtığım için... Hı -hı. ...ve... Efendim. Bir de anarşide evet. Ankara başkent çok zor günlerdi. Kaçtığım hmm. için geldiğime bir türlü inanmadı. Hmm. Yani insanlar bu kadar basit nedenlerle, daha doğrusu bu kadar hayati nedenlerle böyle bir takım işler yapacaklarına inanmıyorlar. Herkes daha başka şeyler arıyor her şeyin arkasında. Hmm. Yani beni buraya gelip bir komünist düzeni kurmak için bunu yaptığıma inandı. <laughs> Söyledi bana bunu. Oraya gidiyorsan etrafına komünist toplayacaksın dedi. İşin komik tarafı ben hayatım hiç safhasında komünist olan da olmadı. Bir, bir 15 günlük. Bir bir 15 günlük Fransa'da bir Mao'cu dönemi vardır. O, o kadar. 15 günlük. Onun dışında yoktu. O sırada evet. Mao ölünce tabii Fransız radyoları öyle bir ha, yan yaptılar da. ki. Evet. evet. 76'da. Yani insanın etkilenmemesine imkan yok. E gençsin. Genç insan evet. etkilenir. Evet. Şu meşhur lafı biliyorsun yani gençliğinde komünist olmayanın şeyi ruhu yoktur. Yaşlılığında hala öyle kalanın da aklı yoktur. Güzel. Öyle bir laf vardır. <laughs> e gençlik evet. bizde, gençlikte de bu vardı tabii yani. Evet. Neyse siz buralara geldiniz. Tabii ki bir komünist hücre kurmadınız Peki. ama e, her şeyi sorgulayan e, belki de itaat değil, itiraz kültürünü geliştiren bir bölüm kurdunuz. Bence öyle. Öyleydi. E, zaten şimdi de belli yani öyle oldu. Öyleydi, evet. evet. evet, evet. Yani bölüm... Ben Ankara'yı ha. severdim. Hala severim. Hı hı. Dül Tarih'i severim. Çok saygı duyarım. E, oradaki öğretimden de memnunum. Yani oradaki geçirdiğim yıllar benim için çok değerli yıllardır. Fakat işte dil tarih Ankara ister istemez bildiğimiz geleneksel efendime söyleyelim kuralcı hiç felsefeye de tabi uymayan, uymaması gereken bir yerdi. Şimdi ben bir kitapta bir örnek verdim. Hatta geçen gün Celal Şengir televizyonda söylemiş bunu. Ee, dün bana bizim bir arkadaş söyledi. Bir veteriner arkadaş. Allah rahmet etsin herhalde ölmüştü tabii çoktan. Bir hocamız vardı. Biz Kore'de tosba ki arkadaşlarla e, ben biraz da çok yüksek sesle konuşan bir adamım yanımızdan geçerdi ve benim o yanımızdan geçerken hepimiz birlikte hazır albayette durup ona saygımızı göstermemizi beklerdi. Anlıyor musun? Anlıyorum ve bunu şeyde İzmir'de de yapmak isteyen hocalara verdiğiniz yanıtı da biliyorum öğrencilere <gülüyor> <gülüyor> şey yaptığını doğru. Şimdi e, ben de doğrusu buna çok sinirlenirdim. Hı hı. Benim e, hocalarımı severdim. Hatta içlerinde bir ikisini çok çok severdim. Şimdi de benim için rol model olan çok saygı duyduğum insanlardı. Ama bu saygıyı bu şekilde göstermek de hiç hoşuma gitmezdi. Yani. Bunun üzerine o yanımdan gelirdi, geçerdi. Ve geçerken de benim önümü kendisi iliklerdi. Şaka <laughs> etmiyorum. Benim önümü gelirdi, yani bana şey yapardı. Bak böyle olur. Bak böyle olur bu iş. Daha da öfkelenirdim. İki adım atardı önüme açardım, göstere göstere ve arkadaşlarımla sohbet etmeye devam ederdim. Ne güzel yapılması gereken de o. öyle Aynı bir öyle. yani başka türlü. E e... Şimdi tabii ben bu bölümü nasıl bir havada kurduğumu, nelere önem ve değer verdiğimi tahmin edersin. Hı, hı İkinci hiç sevmediğim şey, iki hocam vardı isim vermeyeceğim şimdi ki onlardan birisi biraz evvel sözünü ettiğimdi. Hı hı. Bunlar birisi sağcı birisi solcu diyelim. Ve birisi daha geçmişe doğru dönersek CHP'li birisi hı. Alman faşisti. Öyle hı hı. diyelim. Tam orada yani traşist çünkü adamın hakikaten birisi Türkçü birisi İslamcı birisi Batıcı diyelim neyse bunlar birbirlerinden öyle bir düşmandı ki biri derse girdiği zaman ondan evvelki derse girmiş olan hocanın havasını ruhunu fiziğini atmosferini ortadan kaldırmak için pencereleri açtırır o işte ders verdiği kürsüyü yere atar ve bütün bunları da işte biraz evvel söylediğim yönde yapardı. Yani hmm. benden evvel burada o mu ders verdi? Kadir şunun kürsüsünü bana buralarda. Bu bana çok iptidai gelirdi. Gerçekten iptidai yani derdi. çok iptidai. Ya. ya işte yani netice itibariyle felsefe, felsefe denen alanın sorumlususunuz veya temsilcisiniz. E felsefe böyle bir şey değil ki. Yani Platon, Aristoteles biri diğerinin okulunda 20 sene kalır. Biri diğerini hocasıdır. Ama ondan sonra fikirlerini diğerinden ayırır. Aristoteles. Tabii. Mesela Aristoteles çok hoş söyler zarif bir şeydir. Politikanın başında Arist şey benim dostumdu der e, Platon. <laughs> Şimdi zor bir şey yapacağım. Dostuma karşı olan görevimle felsefeye karşı olan görevim arasında bir tercih yapmak zorunda kalacağım. Ve onu yani incitmek istemiyorum ama şunu söylemek zorundayım ki diyerek kendisinin Platon'dan aldığı noktaları belirtir. E bunu anlarım ben. Bunu anlarım ama yani felsefe gibi bir alanda bu kadar bağnazlık, bu kadar şiddet, bu kadar iktidarilik bir türlü tabii benim anlayacağım bir şey değildi. Zaten o kadar da felsefeyle bağnazlık bir arada olmaması gerekiyor evet. yani. Aynen öyle. ...en temelinde. Felsefeyi Madem olabilir. düşünce üzerinden... ...gidiyoruz. Veya felsefenin içinde bağnazlık... ...varsa o felsefe değildir. Heh. O felsefe değildir. Nerede bağnazlık... ...varsa orada felsefe... ...falan yoktur. Bağnazlık varsa... ...despotizm varsa... Ee, ...daha ekleyebiliriz bunu... Ekle. ...hepsini. Yani. Ne eklersen ekle. Onun için siz doğuda Heh. felsefe yoktur... ...diyorsunuz Şimdi bakın biraz. şöyle... ...bir cümleden bahsedelim. Gene çok basit bir şeydir. Şimdi biliyorsun... ...filosofya Yunanca bir kelime. Hı hı. E, Sofya bilgelik anlamına geliyor değil mi? Ayasofya Sofya kelimesinden evet. Sofya bilgelik. İşte bilgeliği hangi alanda alırsan al. İstersen bilgeliği bilim olarak al, istersen bilgi olarak al, ister hikmet olarak al, ister bilgiyi aşan daha yüksek bir bilgelik olarak al. Her ülkede yani bilgelik. Ya Yunan filozofu kendisine bilge bile demiyor. Yani ortada böyle hakikate sahip olma iddiası falan diye bir şey yok. Bak ki anlamı ne? Bilgelik sevgisi. Hmm. Bilgelik arayışı. Bilgeliğe ulaşma. Ne demek istediğini yani, mi? Yolun kendisi önemli. Çok güzel. Aynen öyle. Yolun kendisi. İşte Jaspers'in, ünlü Asma, Alman, filozof filozofu Jaspers'in gene hmm. en son işte geçen yılda yazdığı kitabın bütün konusu budur. Verzebe'de Önemli olan veya felsefenin ruhunu temsil eden şey bilgiyi aramadır. Bilgiye, yani buldum, oldu, ha, yani. bilgiye sahip olma değildir. Yani bilgiye sahip olan peygamberdir evet, veya. E, e, o zaman da o bilgi olmaz. Zaten. Veya politik acıdır. Hatta bilgiye sahip olduğunu iddia etmen de daha ötesine geçip Yani kendini sizin kitapta da var gene burada da galiba Herakleitos biraz peygambere yakın öyle bir şey demiştiniz. Evet. Yani da var doğru bir söylüyorsun. Heraklitos'ta böyle bir iddia var, böyle hı hı. bir iddia var, biraz sertlik var. Ama doğru Herakletos'a da yakışıyor <laughs> Yani şunu demeye çalışıyorum. İlla birisi bilgelik iddiasına sahip olacaksa, kusura bakma, onu ancak Herakletos için kabul ederim. Ha yani. Eğer olacaksa. Eğer Yoksa İbrahimi yani. dinlerin evet. peygamberleri için mi? Yok, değil yok ama için, Onlar evet. başka bir dünya. Onlar o zaten felsefeyle ilgili. Onlar başka zaten. bir dünya. Evet, onlar felsefeyle ilgisi yok. Kaldı ki ama Herakleitos da yani çok şey bir şey değildir. Yani ne diyelim? Çok genel bir örnek değildir. İşte bir tek Herakleitos. Ama ondan sonra ya Sokrates'i düşün. Dünyanın en büyük adamlarından birisi. Ahlakın kurucusu. Ahlak felsefenin kurucusu. Ve muhtemelen de bütün dünyada bütün filozofların ve o işle uğraşanların herkesin saygısını kazanmış bir adam. Hatta bizim kendi edebiyatımızda bile önemli. Adamın söylediği cümleyi hatırla. Bir tek şeyi biliyorum. O da hiçbir şey bilmediğim. Ya, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Yani tabii ki Sokrates bir şeyler bildiğini biliyor. Ama aramış olduğu ve ortaya koymuş olduğu bilgi standartı açısından da şunu biliyor. O standartlardan, yüksek standartlar açısından bilgiye sahip olduğunu iddia etmek... ...gerçekten çok iddialı bir şey. Çünkü sonu yok zaten bilginin sürekli yenilenmesi ve sürekli şey Tabii. yapmamız gerekiyor. Yani bunun üzerine kapatmak gerekiyor. Daha doğrusu sözünü ettiğimiz bilginin sonu yok. Hı -hı. Yani şimdi eğer söz konusu olan ahçılıksa... ...eh var yani. Ve sözünü ettiğimiz şey... ...bilmem daha şey bir alanlarsa kazancılık... ...dokumacılık, tezgahlık... ...ise ise bak ise diyorum Ama yani. Ama biz ne diyorduk o bizim He. değildi. O, o vardı, başka bir şey o başka bir şey. Yani, yani sen bana gelirse ki... ...ya hocam ben ayakkabı pençesini tamir etmeyi biliyorum. Ya, hakikaten biliyorsundur sen. Yani onun için ben sana... ...ya ayakkabı pençesini tamir etmek bile... ...hiç kimsenin iddiası içinde olan bir şey olamaz. Onun için bile onun peşindeyim demenin bir anlamı yok. Yani oralarda bilgiler var. Ama ben hayatın anlamının bilgisine sahibim. Kusura bakma. Ben insan kaderinin, geleceğinin, insanı mutlu eden şeyin ne olduğunu bilgisine sahibim. Kusura bak. Yok böyle bir şey. Ya böyle bir bilgi de yok. Ya bilgi var, bilgi var. Hı hı. Yani bilgiye sahip olma iddiaları var. E hocam ben matematikçiyim. E matematikte işte üçgenlerle, üçgenle ilgi teoremlerle gibi bilgiye sahip. E haklısın. Evet. Tamam da. Ama mesela bana en iyi siyasi rejimin insan bilmem hayatına en iyi cevap veren bilmem şeyin işte ahlaki e, e, ülkenin ne, olursa... ne olduğu ben o bilgiye sahip değilim. Yani kasteden şey zaten o. Anladım. Kasteden şey o zaten. Evet. Dolayısıyla Aristoteles zaten herhalde o yüzden üçe ayırıyor şeyleri değil mi? Doğru. Şimdi değil Aristoteles mi? evet çok güzel söyleniyor. Şimdi Aristoteles üçe ayırıyor üç türlü bilgi. Bir diyor, hakikaten bugünkü anlamda bilim denilen hı hı. bir dünya vardır. İşte fen bilimlerinin, matematiğin, fiziğin falan olduğu herhalde. Evet, evet, evet. zaten öyledir. Hı hı. Matematik, fizik ve de ilk felsefe ve metafizik. Metafizik, evet. Yani bu şu adam, bu bizim dışımızda var olan, objektif olarak var olan, dışımızdaki bir dünyada var olan e, yıldızlar vardır. Ağaç da vardır, hayvanlar da vardır. Anlatabildim mi? Denizler, göller, ormanlar vardır. Şimdi bunlarla ilgili bilgi eğer gerçek bilgi ise, bilimsel bilgi ise, yöntemli bilgi ise, kanıtlanabilir, temellendirilebilir, tahkik edilebilir bilgiyse Buna problem yok. İkinci bir şey işte insan hayatı ile ilgili şimdi geldik insani alana. İnsani alana. Humanities. Bu doğa bu. Evet, bu doğa, doğa evet. bizim dışımızda. İnsani alan, insani alan derken her şeyi kastediyorum. Yani siyaseti kastediyorum, ahlakı kastediyorum, hukuku kastediyorum. Şimdi i̇şte buraya geldiğimiz zaman Aristoteles diyor ki durun. Durun burada öbürsüyle ilgili yani biraz evvel söylediğimiz diğer alanla ilgili bir bilgi yok. İki şeyden dolayı yok. Bir bu alanın bizzatihi kendisi bilimsel olarak bilinmeye müsait bir alan değil. Yani atıyorum gene insanlar hakkında bir cümle söyle. İnsanlar hakkında söyleyeceğin her cümlenin da aynı derecede makul, aynı derecede tecrübe eden başka bir cümle söylerim Tabii yani aynı derecede yalancıdır derim. Evet. Siz dersiniz ki doğrucudur. Hayır yani. Doğrucudur. İnsan doğası atıyorum, Hazzı peşinde koşar. Koşmayan ben derim ki koşmuyanlar da vardır. vardır. E yani şimdi 7 milyar insan anladım, varsa anladım. 7 milyar ayrı ha. şey olabilir yani. Ha, bu biraz öyle. Yani yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle insanla ilgili böyle bir bilgi yok. İnsanla ilgili, fizikle eşya ile ilgili, elementlerle ilgili bilgiye benzer bir bilgi yok. Neden ileri geliyor? Çünkü son derece karmaşık, son derece çok yönlü bir dünya karşısında. İki, insanla ilgili şeylerde işe bir başka faktör karışıyor. Bizim kendi özgürlüğümüz değerlerimiz, tercihlerimiz karışıyor. Öznel oluyor o zaman her şey. Yani biz onlar üzerinde tasarrufta bulunuyoruz. Hı hı. Şimdi hı. ayla güneş arasındaki ilişkiye tasarrufta bulunamazsın. Yani siyaset mesela, ideoloji, bunların hepsi bu o alanın şeyi oluyor. Ya tabii şimdi şöyle. Bizim dışımızda ay ve güneşin ilişkileri vardır. Hı hı. Ama bizim dışımızda bizim yaratmadığımız, bizim yaratmadığımız ve değiştirmediğimiz Hiçbir siyasi sistem yoktur. Değil mi? Hepsini biz yarattık. Hepimiz yaratırız. Hocam, din... Yaratırız, değiştiririz. Değiştiririz. Tanrı'yı da aynı şekilde. Evet. Yaratırız ve değiştiririz yani, gerekirse. Demokrasi yarattık. Demokrasiyi Demokrasi yarattı. Yunanlar yarattı. Öbürleri de krallığı yarattı. Doğru karşılıklı. Demokrasi Yunanlar yarattı ama Perikles zamanında yaratılan demokrasi başkadır. Aristoteles zamanında yaratılan demokrasi başkadır. Hı -hı. Amerikalıların 19. yüzyılda yarattıkları demokrasi başkadır. Yine aynı Amerikalıların Şimdi meydana getirdikleri demokrasi başkadır. Çünkü bunlar neticede insanların kendi iradeleri, hı hı. tecrübeleri, değişik tecrübeleri, zevkleri, ihtiyaçları, tercihleriyle oluşan şey. Dolayısıyla burada böyle bir bilgi yoktur. E, hiçbir bilgi yoktur. Vardır ama bilimsel bilgi yoktur. Burada insanlığın kazanmış olduğu genel tecrübeler, genel gözlemler, Sınama deneme yoluyla elde edilmiş olan şeyler vardır.